Desteğiniz var değil mi başkanımıza? Tamam Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız sizleri selamlıyor. Seçime bir gün kaldı. İnşallah yarın Milli Görüş'ün zaferini oylayacağız. Yaklaşık 100 bin kişilik bir teşkilatla 2 ay boyunca gece gündüz demeden sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe ve büyük şehrin bütün caddelerini gezdik, dolaştık. Biz üzerimize düşeni yaptık. İnşallah artık vatandaşımızın bize olan teveccühün sandığa yansımasını bekliyoruz. Yarın akşam inşallah Milli Görüş'ün zaferini ilan edeceğimizi buradan paylaşabiliriz. Bu süreçte bizim partimizin gücünü özellikle kırmak isteyen, teşkilat gücümüzü örselemek isteyen bazı mihraklar bizim partimizle alakalı olsun, genel başkanımızla alakalı olsun, bizim seçim kampanyamızla alakalı olsun, maddi ve manevi bize iftiralar attılar, çamurlar attılar. Biz Erbakan hocamızın tabiriyle bunun gulu gulu dans olduğunu ifade ediyoruz. Bizim teşkilat gücümüzü, bizim samimi ve ihlaslı kardeşlerimizin motivasyonunu ve heyecanı hiçbir şey kıramaz. Bizi terör örgütleriyle eş tutmaktan tutun, bizim seçim kampanyamızın bazı partiler tarafından finanse edildiğinden tutun, özellikle de bizim yıllardır birlikte kardeşimiz dediğimiz arkadaşlarımızdan bu iftiraların gelmesi bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Aksine bizim heyecanımız ve motivasyonumuz arttı ve teşkilatlarımız daha da birbirine kenetlendi. Özellikle de İstanbullu hemşehrilerimize ve kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Buradan onlara bir çağrıda bulunuyoruz. Yarın inşallah sandığa gidelim ve sandıkta da 3 oy kullanalım. Bu 3 oyumuzu kullanırken birincisi Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Mehmet Altınöz'e. İkincisi bizim 39 ilçemizde belediye başkan adaylarımıza. Üçüncüsü meclis üyelerimize Yeniden Refah Partisi logosuna basmak suretiyle, evet demek suretiyle destek vermelerini tekrar istirham ediyoruz, arz ediyoruz. İnşallah gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır diyorum. Evet, Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey Hatay'da bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrası Genel Başkanımızın kararı neyse biz Genel Başkanımızın kararına elbette uyarız. Ama gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu çağrıya gelen bir cevap yok. Biz Gazze'de ayağı kesilmesi için Kur'an-ı Kerim okuyarak narkozsuz ameliyat olan evladımızın aynı zamanda Türkiye'den giden dikenli tellerin Mescid-i Aksa'nın etrafına çevrilerek oradaki Müslüman kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'ya girmesinin engellenmesini istemediğimiz için Genel Başkanımız tarafından bu kararın alındığını biliyoruz. Özellikle de 2 aydır sahada görmüş olduğumuz emeklilerimizin geçinememesi, 10 bin lira maaşla emeklilerimizin geçinemediğini bizlere ifade etmesi gerek bizim gerek genel başkanımızın ve tüm teşkilatımızın elbette kalbinde ve gönlünde bir yara oldu. Bizim bunu tedavi edebilmemiz için, bu yarayı onarabilmemiz için, bu yaranın iyileşmesi için genel başkanımız biliyorsunuz çağrıda bulundu. Bu çağrı gerçekleştiği takdirde elbette genel başkanımız bizim liderimizdir. Genel başkanımız ne derse biz o kararı uyarız ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla böyle bir şey yok. Biz çekilmedik, çekilmeyeceğiz. İnşallah yarın Allah'ın izniyle akşam itibariyle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mehmet Altınöz'ün sandıklardan çıkan oyla birinci parti olacağını ve seçileceğini de biz sahada yanlış olduğumuz dönüşlerden gördüğümüzü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız buradadır. Hiçbir çekilme söz konusu değildir. En güçlü şekilde bütün teşkilatlarımız ve halkımız sandıklara gidecek.
ve inşallah beklenen milli görüş belediyecilik anlayışı yeniden İstanbul'a hakim olacaktır. Çok Zeynel Özmen sizleri selamlıyor. Şehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Aslan Bey siz kimin sizleri selamlıyor. Tamam, devam ediyoruz.